Hastalarımızın dişlerinizi kaplama yapacağız dediğimizde aman aman sakın ben istemiyorum kaplama derler. Neden? Çünkü dişlerinin dip kısımlarında mor bir görüntüye sahip olmak istemezler. Dişlerin dip kısmında mor görüntüye sahip olmanın esas nedeni burada adapte olmamış bir kaplama. Görebiliyor musunuz? Adapte olmamış kaplama diş etlerinde mor bir görüntüye neden oluyor. Burada ise aslında adapte olmuş, gayet güzel adapte olmuş. Hatta renk seçimi de fena değil. Fakat hasta tarafından bakılmayınca diş etlerinin ödemlenip diş taşlarının oluşması sonucunda mor bir görüntüye sahip oluyor. Yani dünyanın en güzel materyalini, en güzel malzemesini kullanırsanız kullanın. Sonuç olarak eğer diş etlerine güzel bakmazsak, kaplamalar tam adapte değilse diş etlerinde mor görüntü kaçınılmaz bir son. Burada tekrar eski fotoğrafa dönüyorum. Görebiliyor musunuz? Şurada mor bir hat var. Bu mor hattın tek sebebi o kısımda kaplamanın tam anlamıyla diş etine girmemesi ve girmemenin sonucunda diş etinin çekilip diş eti probleminin ortaya çıkması ve bu şekilde mor hatlara sahip oluyor. Şimdi buradaki resimde gerçekten biz de yaptıktan sonra çekilen fotoğraflarda bu netliği, bu şeffaflığı gördüğümüzde biz de çok mutluluk duyuyoruz bu tür kaplamalarda. Ama bu kaplamalar iyi bir şekilde bakılmadığında diş etlerinde mor görüntü bu kaplamalarda da olabilir. O yüzden normal bir diş fırçalamanın yanı sıra 6 ayda bir diş hekimine kontrolüne girerek bu diş etlerinizde herhangi bir şekilde mor görüntü oluşmasını engelleyebiliriz. Hayata gülümse.